yapamadığımızı konuşmak çok değerli. Çünkü kimse yapamıyor. Yapamıyoruz. Yapabilenler konuşmuyor zaten. kimse <laughs> sana kendini öz hissettiremez. Sen kendini öz değersiz hissediyor olduğun için kendimi insanları kanıtlamak gibi bir derdim olmayacak. Benim derdim kendimle olacak yani. Ama doğaya gittim erdim ben dağda. Hayır abicim çıkacaksın ineceksin aşağı. Bakalım sen trafikte de o erdiğin halinle. isterim ki aynaya bakabildiğim zaman bütün bu titirler havalı bilmem ne bık bık. Bütün bu taktığım maskelerim kimliklerim olmadan da şunun ne kadar değerli bir varlık olduğunu idrak edebileyim. Diyelim ki biri var seni gözleyen, gözlemleyen. Bu kişinin de bir takım ihtiyaçları var. İyi bir iş, iyi bir vücut, iyi bir ilişki, övülmeye değer meziyetler, konuşulmaya değer konular. Belki daima pozitif kalabilmek gibi bile. Ve ancak onları gerçekleştirirsen sana kendini iyi hissettirip başkalarının yanında değerli, var olmaya değerli bir kişi gibi yapacak. Diyelim ki bu sensin. Sen yarattın tüm o kriterleri, sana kendini değerli hissettirecek o kişileri. Peki şimdi de hiçbirinin olmadığını varsayalım. Özdeğerden geri ne kalacak diye sorsam, içerik üreticisi ve kendini araştırmacı Yasemin Yapanar bize ne yanıt verirdi? Özdeğerin ta kendisi kalmalı normalde ama benim deneyimimde hiçbir şey kalmayacak maalesef. Yani aslında mevzu hep şey ya, yani ben aslında ne benim yaşadığım yerim, ne çalıştığım şeylerim, ne yaptığım, ne becerilerim, ne yetilerim, ne tanıdığım insanlarım hiçbiri değilim aslında. Bunların hiçbiri aslında benim öz değerimi belirlememeli. Çünkü bugün varlar, yarın yoklar. Ama ben orada değilim. Bu arada benim yaptığım olayda ben kendimi anlatıyorum ama dilerim dinleyenler benim hikayemden kendilerini duyarlar. Benim yaptığım şey genelde bu. İsterim ki aynaya bakabildiğim zaman bütün bu titirler, havalı, bilmem ne, bık bık, bütün bu taktığım maskelerim, kimliklerim olmadan da şunun ne kadar değerli bir varlık olduğunu idrak edebileyim. Bu şekilde yaşayan insan kimler var ben bilmiyorum ama ben açıkçası benim ihtiyaçlarım var dışarıdan hala şu da olsun bu da olsun ki benken bu sefer de ne oluyor? dışarıya veriyorum gücü. Şu da olsun bu da olsun tamamlanacağım derken aslında olunca da tamamlanmıyor. Tamamla çünkü bir sonrakini istiyorsun bu tarafa. Şu da olsun tamamlanacağım. O zaman şu da olsun tatmin olacağım. Hep bir tatmin ve haz peşinde oluyoruz. O zaman hiç ya bir dakika ya şu varoluş ne kadar değerli. Hiç biri olmasa ya yani hiç bir titrim bilmem ne vasfım olmasa bile ben çok değerli bir varlığım aslında. Bunun idraki çok değerli. Hiçbir olmayınca da zaten özdeğer dediğin şeyden yine o kavramdan gerek hiçbir şey kalmayacak. Düşünmeyeceksin. Evet, anladım. konuşmayacağız. <laughs> evet, konuşacak hiçbir şey kalmayacak. Evet, değil <laughs> Kapatın planı. <laughs> Bitti. Zihnimin devamlı bana karşı ve beni düşüren cevaplar veren yanımın beni değersizleştirdiğini sonradan fark etmiştim. Zihnimizdeki eleştiren yanı, bize bu değer biçen yanı nasıl yaratıyoruz sence? Yani şöyle galiba benim zihnimin olayı aslında beni hayatta tutmak. Ama olayı bu olmalı. Yani beni hayal yani yerinde eğer düzgün kullanabiliyorsam zihnimi yerinde tepkiler vererek amacı beni hayatta tutmak olmalı. Ama ben ona gereğinden fazla güç verdiğim zaman bu sefer çok fazla kaygılı. Ya yetersiz hissediyor ya değersiz hissediyor ya gelecekle ilgili kaygılıyor ya geçmiş pişmanlıklarına gidiyor falan filan. Olduğu zaman zihnim beni değersiz kılıyor. Ben şu anda kalmayı becerebilirsem eğer, ki söylemesi kolay uygulaması zor. Yani şu ana da olabilirsem... o anı getirdiği her neyse bu arada. Çünkü bazen yas getiriyor, bazen huzursuzluk getiriyor, bazen can sıkıntısı gerek getiriyor, bazen acı gerek getiriyor. Ama bizler bu duyguları kapsamayı o kadar beceremiyoruz ve bu duyguları o kadar tercih etmiyoruz ki işte onun için her an haz peşinde ve mutluluk peşindeyiz. O da olsun, bu da olsun, şu da olunca mutlu olacağım falan diye hep istiyoruz ki bu duygular olmasın ama bunlar olsunlar. Ve o güzel duyguları sadece yaşamaya baktığımız zaman bu sefer bütün olarak yaşayamıyoruz. Onun için ben o can sıkıntısı olduğu zaman mesela çıkıyorum arkadaşlarına buluşuyorum. Hop sosyal medyaya düşüyorum. Hop bir tane sigara yakıyorum. Hop ağzıma bir şey atıyorum. Duyguları kapsayamadığım için. Bu sefer de zihnim bıdı bıdı bıdı, bıdı konuşuyor. Yolunda bir şeylerin gitmemesinin sebebi bence bu hayatı bütünle yaşa yaşayamıyor olmak. O duyguları katamıyor olmak kendime. Yani bu, bu hayata bir deneyim olarak bakamamak. Yani illaha mutluluk peşinde koşmak. Halbuki bu bir deneyim. E bu deneyimin içinde mutluluk da var, mutsuzluk da var, hepsi var. Ve mevzu mutlu olmak değil bence huzurlu olmak. Mutsuz anların içinde bile kalabilirsen eğer huzurlu oldun. Bir yer var ve çok çıldığın bir yer. Kesinlikle. Özdeğer nasıl kazanılır? Aynanın karşısına geçip ben değerliyim, kendimi seviyorum demek çok meşhur oldu. Kendinden kendini aştıkça dediğin çok güzel bir cümle hatırlıyorum. Bu cümle bana düşüncelerinin değersiz olduğunu hissetsen de o düşünceleri git ve paylaş diyor sanki. Keşke gözlerinin içine bakıp aynada sen değerlisin Yasemin dediğim zaman değerli olsaydın o zaman hepimiz değerli olmaz mıydık? O zaman her şey çözerdik sanki. Ben açıkçası o yöntemle olabilir. Yani gene aynanın içinde sen bak ve değerini görmeye çalış. Ama sen değerlisin değerlisin dedikçe olmuyor bence. Ben de şöyle oluyor. İyi olduğum ve hayatta yaparken zevk aldığım şeyleri buldukça ve bunları ararken illa bulman da gerekmiyor. Arama yolunda oldukça bunların sayısını arttırdıkça ve bunlarla ilgili aksin olabildikçe ben kendimi daha değerli hissediyorum. Bu şeyden bir tık uzak gene yani keşke varlığımla bir nokta gelir belki varlığımla bunların hiçbiri olmadan çok değerli olduğumu anlarım idrakımda olur gerçekten. Sırf doğduğum ve bu hayatta nefes aldığım için kötü bir insan bile olsam değerli bir insanım aslında belki de. Ben öyle bir yerde değilim ama ben bana gerçekten ben nelerden zevk alıyorum yaparken? Neler yaparken kendimi iyi hissediyorum ve bunları yaptıkça, bunları yaptıkça, yaptıkça, kendimden kendimi doğurdukça, kendime doğru adımlar attıkça, kendimi anlamaya çalıştıkça mutlu oluyorum ve değerim artıyor gibi hissediyorum. Eğer ekstradan değersizlik hissi varsa içinde. Yani hani ben mesela çok değersizlik hissi olan, yani tabii ki değersizlik hissim var, yetersizlik falan yıkılıyor. Ama bazı insanlar çok daha öz değersiz hisseder. Ben çok öyle bir yerden gelmiyorum. Ee, öyle olduğu zaman işte o zaman düşünceni söylemekte daha zorlanıyorsun. Yani o zaman çünkü aman dışarıda yanlış bir şey söyleyeceğim, işte aptalca bir şey mi söyleyeceğim, salakça bulacaklar fikirlerimi falan filan diye daha bir korkmalar geliyor aslında. Ama işte söyledikçe söyledikçe, açık ettikçe duyguların düşüncelerini bence özgürleşmeye başlıyorsun işte. Mevzu içine kapatmak değil bunun içini. Yani bilmek ki her insan bunları yaşıyor. İşte onun için bence bunları konuşmak çok değerli yapamadığımızı konuşmak çok değerli çünkü kimse yapamıyor. Yapamıyoruz. Yapabilenler konuşmuyor zaten. <laughs> onlar dağlarda, tepelerde bir yerlerde yaşıyorlar herhalde bilmiyorum. Yani konuşması çok kolay bunların uygulaması çok zor şeyler. Onun için ben açıkçası karşımdaki insanlarla bir araya geldiğim zaman yapamadıklarımdan bahsetmekten çok keyif alıyorum. Çünkü o zaman herkes rahatlıyor. Hani o bir o bir böyle mükemmelliği, kıyafetini bir böyle girmeden bir dolaba dışarı asıyorsun da bir ah, hey, oh Hani şimdi bir bağlantı kurabilir miyiz yani? Görebilir miyim seni? Yani çıkarın şu maskelerinizi kim olduğunuz belli olmuyor gibi bir yerdeyim yani. Anımsıyorum da üniversitedeyken kendime bir profil yaratıp bu profile konuşmaya değer konular, seni başkalarının gözünde vizyonlu yapan tercihler eklemiştim. Ve bu beni diğer insanlardan ayırıyordu. En azından diğer insanlardan ayrıldığımı söyleniyordu. Tırnak içinde diğer insanlardan ayrılmak. Bu da bir çabaya dönüşmedi mi? Nedir bu diğer insanlardan ayrılmanın bize değerli yapacağına dair inanç? deliyiz biz herhalde. Yani gerçekten herkes kendini ya bilmem herkes gene herkes bununla konuşmayayım kendi adıma konuşayım. Ya bu kendini diğer insanlardan ayırmak değil mevzu aslında. Olay bu değil aslında. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ama bu herhalde şey diye düşünüyorum. Bu herhalde benliğimizi yani hiçliğe doğru bir gidiş varsa hem her şeysin hem hiçbir şeysin ya. Hiçliğe doğru bir gidiş varsa bence önce ben bir benliğimi anlayayım, oturtayım. Sonra benden geçeyim gibi bir yerse eğer o zaman çünkü ayrışıyoruz ve ayrışmak değil mevzu. Yani aslında hepimiz bir bütünün parçasıysak sabaha kadar ayrışmaya çalış sen. Ama bende de var bu işte insanlara kıyaslıyorum kendimi işte bilmem ne yapıyorum işte ben böyle yapıyorum. Herkes bir kendini açıklama derdinde. Herkes bir kendini diğerinden üstün görüyor. Hiç olay o değil. Hiç anlamadık yani olayı. Yani mevzu hiç birbirimizden ayrı. Ben ondan daha iyiyim. Benim gibi olsun işte benim gibi düşünmeyen biraz bir tık ezik falan falan. Bende de var bunlar ve bunlar çok garip. Çok insansı özellikler. Bunlar insana ait özellikler değil bilmiyorum. Yani bu kesinlikle özdeğer böyle gelmeyecek yani. Bu tam tersi seni kıyaslamaya itiyor, karşılaştırmaya itiyor. Kendinin diğerinden daha bir demle... Ve bu sefer ne oluyor? Ben eğer değerimi senden daha iyiyim diye değerimi iyi veriyorsam bu sefer benden daha iyi olduğunu gördüğüm bir geldiği zaman da kendimi iyi özdeğersiz hissediyorum işte. Dolayısıyla öz değerin bana dışarıdan birileriyle kıyasla verilen alınan bir şey olmaması lazım. Ben kendim o kadar güzel değer verebilmeliyim ki insanlar da bana zaten benim benim bana verdiğim değerden daha fazla kimse değer vermeyecek bana. Sadece insanların ihtiyaçlarını karşılıyorsan bana değer verebilirler. Yani ben başarılı bir insansam eğer etrafımdaki insanlar ya benim başarım üzerinden bir çıkarları vardır. Onlar da daha başarılı oluyorlardır belki ya da hasetleniyorlardır zaten. Sanırım <laughs> öyle. Değil mi yani? Hani evet. ben şimdi kendim bakıyorum. Hani bunları söylemesi çok tatsız, çıkarcı gibi geliyor. Çıkarcı demek kimse istemez kendine. Ama öyleyiz ya. Ya yani bunlar da bizim insansız özelliklerimiz işte. Hani bu çıkarcı gibi değil ama böyle yaratılmışız. Zaten mevzu bunların farkına varıp, bunların kabulünde olup, bunların kabulüne vardığında. Kendine kızmadan çünkü sen ama çıkarcı bilinlendim. Ben şöyle rahatlıyorum. Ben şimdi bunları paylaşıyorum. Bir bakıyorum herkes de karşılık buluyor. Herkes bunları hissediyormuş. Ben rahatlıyorum o zaman. Bak gene başka insanlara da kıyaslıyorum kendimi. Herkes bunları hissediyorsa oh diyorum. Tek çıkarcı çek kötü ben değilsem demek ki o kadar da kötü değilim. Benim yöntemim böyle. Ben şimdik böyle rahatlıyorum. Belki ileride hiç insanların ne düşündüğüne ihtiyacım kalmadan da rahat rahat takılırım. Bugün değil. Peki değer tohumları sence ilk ailede mi atılıyor? Var olmaya başladığın ilk yerde değer gördüğünü hissetmeye başlamak acaba ileride başkalarında araman için sebep yaratmıyor mu? Her şey ailede başlıyor ama her şey sende bitiyor en nihayetinde bence. Soya benden rol çalmaya çalışıyor bir düdüklü tencere sesi çıkararak. <laughs> Kusuruna bakmayınız. <laughs> Kesinlikle ailede başlıyordur her şey. Hani sen... Ay tabii. Yani eğer sevilmediysen, o değeri görmediysen, yani hani ailen sana o ilgiyi veremediyse. Çünkü bu ailelerimiz bizi yeterince sevebiliyorlar ama gereğince sevemeyebiliyorlar. Ve bu ikisi çok önemli iki ayrım. Ve gereğince sevilemedik genelde. Yani hani çünkü bu zaman o zamanlar da okey bu arada. Çünkü o bu, bu, konular konuşulmuyordu o zamanlar. Onlar ne yapsın? Dolayısıyla hani bir şey de diyemiyorum desem de tabii ki. Mikro düzeyde baktığımız zaman anama babama kızdım çok konu var. Ama yani bunlarla da barışmaya çalışıyorum en nihayetinde. Tabii ki oralarda atılıyor. Ben ailede görmediysem bu sefer büyüdüğüm zaman kendime içimde değersizlikle ilgili bir yaram varsa benim aileden gelen ve ben bu yarayı kendim çözmeye çalışmazsam bu sefer hayat bana ne yapıyor? Sürekli kendimi değersiz hissedeceğim deneyimler çıkartıyor karşıma ki uyanayım bu döngüden, kısır döngüden çıkmak için bir şeyi farklı yapmam lazım. Yoksa hep her gittiğim ilişkide hep değersiz hissedeceğim kendimi. Çünkü mevzu dışarıdan kimse sana o değeri vermeyecek. Sen dış içeriden o değeri kendine vermeyi öğrenmek durumundasın ve bunun seninle ilgili olduğunu fark etmezsen hep değersiz hissettiğin durumlarda bulmaya devam edeceksin kendini. Mevzu bunun seninle ilgili olduğunu bilip bir şey farklı yapmak ki o kısır döngüyü kırasın. Evet, ailenden gelmiş olabilir ama bugün sorununu almıyor ama seninle ilgili, aileyle ilgili değil. Evet. Seninle ilgili. Çok iyi bir başlangıç. Evet öyle yani. Şey de başlıyor ama sen Evet yani. Evet, evet, evet. Kesinlikle yani. Günün sonunda her şey seninle ilgili. Evet. Ve hiçbir şey de seninle ilgili değil bu arada. Hı -hı. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> bu da çok bomba. Evet. E, hayatta şey de çok var ya, yani diyalektik ya bütün mevzu evet. hem hem de. hani hayatta hem her şey seninle ilgili, hem de hiçbir şey seninle ilgili değil. Hadi bakalım. Çık bakalım işin içinden. <laughs> Hadi bakalım. Zaten çok, onun için çok derin bu mevzular yani. Çok, çok. Çünkü çok. her şeyi de kişisel alamazsın yani. Onun için mevzu hem hem içine döneceksin, kendini anlamaya çalışacaksın, insanlarla görüşeceksin, başkalarıyla sosyalleşirken kendini gözlemleyeceksin, dışarı çıkacaksın, kendini izleyeceksin. Hem de dışarı çıkacaksın ve hayatı yaşayacaksın yani. O şey de öyle yani açılmayan kapıları da açmaya çalışmamak aslında mevzu. Bunlar da hep özdeğerin şeyi. Ben kendime gel, ben şuna değer veriyorsam eğer açılmayan kapıyı tekmeleyerek girmek zorunda olmayacağım. Anama bu bir şey kanıtlamak için bir üniversite bilmem bitirme ihtiyacı duymayacağım. Ben zaten şuna değerli olduğunu düşünürsem eğer yapmak istemediğim şeyleri yapmayacağım. Kendimi insanları kanıtlamak gibi bir derdim olmayacak. Benim derdim Kendimle olacak yani. Ama bunun için öz güven, özüne güvenmen lazım. Onun için de öz yolculuğunda olman lazım. Ha bir dakika bu duygu da bana ait değilmiş. Bir dakika bu da ailemeymiş. Ha bu da toplumun baskısıymış. İşte bu da okuldan geliyormuş. Eski sevgiliden geliyormuş. Çalıştığım yerden geliyormuş. Aileden geliyormuş. Yani bunlar biz kendimize bir kişilik, bir öz oluşturduk. Ve bu yolculuğa çıkabilmek için önce hangilerinin bana ait olmadığını bulmam. Soyun, soya, 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 soyunmam lazım kendimden. Sonra orada bir öz kalıyor ve onu yeniden inşa edeceğim. Başka türlü öz yolculuğuna aynada keşke aynada bakarak öz değerlisin diyene kadar kolay olsaydı yani. Hiç öyle bir yol değil. Çok meşakkatli, çok emek isteyen, başta kendinden nefret edebilirsin. Çünkü bugüne kadar yaptıkların sana samimiyetsiz gelebilir. Ya bunların hiçbiri ben değilmişim, ben diyebilirsin. Kendine kızabilirsin. O işte kötücül içindeki kötücül tarafla barışırken kendine kızabilirsin. Ama bir nokta gelir ki ben insan olmaya çalışıyormuşum mu fark edersin. O zaman şefkat duymaya başlarsın. Önce kendine sonra insanlara. O zaman insanlar sen bana kendimi özdeğersiz Kimse sana kendini özdeğersiz hissettiremez. Sen kendini özdeğersiz hissediyor olduğun için insanlar sana öyle hissedebil hissettirebilirmiş gibi gelebilir. Ama ben buna değer vermeyi öğrenebilirsem bütün kötücü taraflarıyla ben kendimi bütün olarak sevmeyi becerebilirsem o zaman özdeğer dışarıdan bana verilen ya da alınan değer, o geldi değerliyim, o gitti değersizim. Böyle bir şey olmaz o zaman. Ben burada değerli bir şekilde kapı gibi dururum. İnsanlar da çarpar bana gelirler, sekerler giderler. O zaman ben hiç kimsenin zannettiğim kadar muhtaç olmam. Ben bununla mutlu olurum zaten. Eyvallah kendimle yani. Son soru Yasemin'in kendisine gelsin. Artık sosyal medyada çok fazla hayat görüyoruz. İnsanların sevdiği işi yaptıklarını görüyoruz, yaşamak istedikleri yerlerde yaşadıklarını görüyoruz. Senin gibi çok fazla doğada olduklarını ve bunun mutluluk verdiğini de görüyoruz. Sanki tek mutluluğumuz olduğumuz yerden sıyrılıp şahit olduğumuz hayatlar benzer hayatlar yaşamaktı. Bu duruma senin kendi özgür çerçevenden nasıl bakıyorsun? Bir kere insanların çok mutlu hayatlar, istedikleri gibi hayatlar yaşadığını görüyoruz değil, sanıyoruz. Ee, ...doğanın mutluluk getirdiğini de sanıyoruz. Ee, sanmakla görmek bence bambaşka... ...ve sosyal medyanın yaptığı en büyük şey de bu. Herkes birbiriyle ilgili bir varsayıma varıyor. Kendini kıyaslaması çok kolay artık oradan... ...ve o şöyle bir hayat yaşıyor, ne güzel... ...ben onu yaşayamıyorum diye kendini kötü hissediyor. Ben doğada bir ay kaldığımı biliyorum mesela... ...ve kendime tahammül edemediğimi. Dolayısıyla doğa bana mutluluk vermiyor. Burası ile ilgili. Ya ben burada ne kadar özgürüm? Ben kendimle ne kadar barışıyım? ne kadar kendi beğenmediğim, kötücül diyebileceğim taraflarımı bastırmıyorum ve onları katabiliyorum kendime. Can sıkıntının içinde oturabiliyorum. Yasımı kapsayabiliyorum. Bence mevzu bu. Olay burada bitiyor bir kere. Ee, bana da yani sosyal medyada işte bilmem ne. Yo, bir sürü sıkıntı ya ben de yani bir sürü yazıyorum da zaten aslında. Sadece dışarıdan herkes birbirini görüp kıyaslayıp çok kolay. Oh orba bilmem ne yapıyor diye. Bir doğada tabii bilmem ne yapması kolay tabii falan. Değil. Hiçbiri değil. Git o zaman siz doğaya gidin o zaman. Kalabiliyor musunuz bakayım iki ay orada tek başınıza kendinizle? Baş başa kalabiliyor musunuz kendinizle? Biz kendimize tahammül edemiyoruz ki. Ne yapacaksın doğada? Ya yani sürekli bir şey yapmak isteyeceğiz. Ya babam da bir şey yapar. Düz duvara bak. Boş duvara bak bakayım 15 dakika. Kendi düşüncelerine kalabiliyor musun baş başa? Kalamıyoruz. Yani dolayısıyla mevzu dışarıdaki olaylar değil o sosyal medyada gördüğümüz insanlar mutlu hayatlar yani olay daha çoğuna sahip olduğun zaman ...oturduğun yerden para kazanıyor biliyor olsan o parayla ne yaptığına bakıyor. O parayı nasıl sen azla yetinmeyi becerebiliyorsan mutlusun bence. Daha çok olduğuna daha çok harcına çünkü o zaman hep bir sonraki adımdasın hep bir sonraki adımdasın. Yani bence öyle gelmiyor mutluluk. Ee, ve bence bu da külliyen yalan. Bence bu sosyal medyanın bize yaptığı en kötü şey bu. Dışarıdan hep birbirimizi sandırdık. Gitti. <laughs> <laughs> Dışarıdan hep birbirimizi sandırdık, birbirimizi kandırdık. Herkes çok mutlu bir tek ben çözemedim zannediyoruz ve olaylar öyle değil. Şeyi de sorgulamamız gerekiyor. İstediğini düşünüyorsun ama gerçekten istiyor musun? Görüyorsun. İşte dediğim gibi onun mutlu olduğunu o şeyde görüyorsun ama onu gerçekten istiyor musun? Onu bir hesapla. Şehir dışında küçük bir kasabada yaşamak istiyor musun? Ama bu senin hayalin. Böyle bir hayalim var mı gerçekten istiyorum. İşte şunu, şunu, bile oturtamıyorum kafamda biliyor musun? Bazen görüyor işte ben de öyle hayat istiyorum işte ben de çantam alayım gezeyim falan. Sen bu hayata bunu yapmaya gelmiş olmayabilirsin ve o seni mutlu etmeyecek olabilir ve sadece onun havalı bir şey olduğunu düşündüğün için onu istiyorsun zannedebilirsin kendine. Yani bazı insanda bende çok var mesela İstiyorum istiyorum onu istiyorum bunu istiyorum başıma geliyor aa istemiyormuşum diyorum. Bilmiyorsun ki yani sana belki bu hayatında sen bu koltukta yatmaya geldin abi. Yani dışarıdaki bilmem ne Onun için mevzu hep kendinde hani ona özenerek bunu özen, onu yapıyormuş bu böyle mutlu olmuş ben de böyle olabilirimden ziyade ben ne istiyorumu benim ihtiyacımın ne olduğunu bulmakla yükümlüyüm ben ki dilediğim şey başıma geldi ama gerçekten bunu istiyorum çünkü Doğada yaşam ulan onu diyorum geçen gün. Özgürsün bilmem Ya nesi özgür ya diyorum. Burada odunumu taşıyorum, bilmem ne yapıyorum. Sobamı yakmazsam ısınamıyorum. Yemek yapmazsam açım. Yani anladın mı? Yani dışarıdan özgür gözüküyorum yani. Hani bunun da bir bedeli var. Hepsinin bir bedeli var. Yani düzgün bir işin ama olmazı... işte ben hani ben mesela diyorum sana şu anda ben bu yaptığım işlerden para kazanmıyorum. Link vermeler, markalarla bilmem ne çok benlik değil. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Bunun da bir bedeli var. Yani her ay sonunda ben acaba bu ay sonu geliyor mu gelmiyor mu işte evimi kiraya veriyordum artık kiraya veremiyorum onu da aldılar elimden. Hani bu, bunun stresi var bende de 9-6 çalıştığınızdan kafan rahat aldın para belli gittin yer belli. Yani benim hani bunların hepsinin ayrı stresleri var aslında ve e, tabii ki doğaya kaçmak iyi kötü de, 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 demiyorum yani bence doğaya hep gidilmeni. ama doğaya gittim erdim ben dağda hayır abi çıkacaksın ineceksin aşağı bakalım sen trafikte de o erdiğin halinle ermiş gibi durabiliyor musun? Mevzu bu. Yani yoksa git daha kaç. Tek başına ol orada om şanti. Bütün gün meditasyon yap. Çünkü ben öyle bir hayat yaptım kendime. Bir baktım çok öfkesiz bir hayat yaşıyorum. Aa öfkeli değilmiş. Ulan sevgiliyi çıkardın. Trafik çıkardın hayatın. Onu çıkardın, bunu çıkardın. Ulan neye öfkeleneceksin zaten? Bir aldım soyayı, bir baktım öfke çıkıyor içimden. E hani çözmüştüm? Çözmüyorsun işte. Sadece kaçıyoruz. Mevzu kaçmak değil. Yalnızken mutlu olabilirsin. Ya yani yalnızlığınla var olmayı öğren. Çok güzel Kesin. bir şey. Yani Tek ama biriyle birlikteyken de onu unutma ve asıl olay ya ben hayatımdan bütün arkadaşlarımı çıkardım, mutlu oldum değil de onların içerisinde o karakterle kalmayı var ol. onların ne kadar içerisinde zor. var evet. ol. Evet. Çık dışarı kendini izle ya. İnsanlara bak, kendini gözlemle yani. Ya bununla o kadar derinden ilgilendiğin zaman zaten insanlar benimle ilgili ne düşünmüş vay vale efendim çok derin ya içerideki mevzu ya bir ben var benden içeri diyorlar çok derin içerisi. Ya başka bir şey konuşacak, düşünecek mecalin kalmıyor gerçekten kendi kibrinle, kendi hasetlenmelerinle, kendi işte şeylerin öfkenle, acınla ilgilenmek istesen derinden. Onları bastırmamaya çalışsan başka mecalin yok ya dışarıda başka bir şeyle uğraşacak yani. Yasemin çok teşekkür ederiz. Ya iyi ki bizimleydin. Zaten gelir gelmez enerjin, bize yansıttığın enerjin, sohbetin çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben iyi ki bizimleydin. Ederim. İyi ki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Soya'ya da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, usulundan ötürü sana teşekkür ederiz küçük kız çocuğu.